Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bernardo Silva fulleme videosuyla karşınızdayız. Hem bunu hem de bazı oyuncuların full versiyonlarını görmek istiyordunuz. Ben Cengiz Ünder vesaire gibi bunları göstereceğim sizlere. Şimdi 67 tane DP antrenörü var ama Bernardo Silva'yı birleştirmeden önce isterseniz küçük bir bilgi vereyim. Belki bilmeyenleriniz olabilir. DP antrenörü nasıl yapılır ya da nasıl oyuncuları birbirine basmanız gerekiyor diye. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle 2019'da beni takip edenler bilirler. Hatta bir Lozano'ya, diğer Lozano'yu bastığımda sadece bir oyuncuyla fullemiş bile olduğum bir video vardı. Ama artık öyle olmuyor. Çok oyuncu basmanız gerekiyor. Sistem değişti. Biz bugün 67 tane DP antrenörü oyuncumuz var. Aynı zamanda Bernardo Silva'ya uyacak sağ kanat, sağ açık ve göbek orta saha oyuncularından da bir 15 tane daha seçeceğiz. Aynı zamanda Bernardo Silva'nın bir de 30 bilmem kaç seviyelik bir kartı var. Onu da bunun içine koyacağız ve bileşeni arttırıp çarpanı arttıracağız. Bu şekilde bir taktikte size göstereceğim. İsterseniz öncelikle 67 tane DP antrenörümüz var. Buradan diğer DP antrenörleri seçelim birlikte. Hemen şimdi kontrol edeceğiz. DP antrenörü seçerken de yapmanız gereken bazı önemli şeyler var. Bernardo Silva dediğimiz oyuncu. Hemen şuradan gösterelim Bernardo Silva'yı bu arada. Bernardo Silva'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda yeşil bölgede olanlar ona en fazla yarayacak şeyler, mevkiler. Yani göbek orta saha, ofansif orta saha, sağ kanat ve sağ açık oyuncuları Bernardo Silva'ya çok yarıyor. Biz de bugün öyle yapacağız. Bernardo Silva'nın işine yarayacak 15 tane daha DP antrenörü seçeceğiz. Evet arkadaşlar, seçim yaparken hep birlikte bakacağız. Şimdi Moses yarıyor mu? Sağ açık oynayabilen bir oyuncu, Moses yarıyor bizim işimize. Onu ilk önce seçiyoruz arkadaşlar. Onun dışında hemen bakıyoruz. Salvio yarar mı? Sağ açık oynayabiliyor. Bernardo Silva gibi yarıyor. 2 oldu. Hemen bakıyoruz. Bellerabi 3. Weiser oynuyor 4. Yine oynuyor 5. Mesela bu da oynuyor 6. 7. 8. Hemen kontrol ediyorum. Yandan bakarak. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ve... Bunlar da yarar ama bir tane daha bulabilirsek normal. Evet, Edin Visca 15. Şimdi bu 15 tane oyuncuyu DP antrenörü yapacağız arkadaşlar. Hemen DP yapıyoruz ve DP kutusunu atıyoruz. Şimdi toplamda DP kutusunda ne kadarımız var birlikte bakacağız. Bunları aldıktan sonra 82 tane oyuncumuz oldu şu anda. Peki ne yapacağız? İsterseniz gelin bir test edelim. Şimdi normalde çarpanlarına ayrıldığında daha çok böyle vermesini istediğinizde test de edebiliyorsunuz. Oradan görebiliyorsunuz. Şimdi detayı göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlarım. Hemen iniyoruz aşağı. Şimdi Bernardo Silva'ya geldik kardeşlerim. Bernardo Silva 91 overall'da. Hemen buradan X'e basıyoruz ve DP antrenörü diyoruz. Bakın şu anda... onu test etmek için buradan yandan hemen görüyorsunuz zaten seviyesine kadar artacak diye. Ama şöyle bir şey var. Eğer sağlam oyuncular bastığınızda yaklaşık 3-4 seviye ekstradan size hediye veriyor oyun. Çok fazla oyuncu basıyoruz çünkü. Bakın şimdi tek tek hepsini deneyeceğiz. Toplamda ne kadar olacak diye arada kaçırdıklarımız da olmasın. Bunları da basıyoruz. Ve toplamda 17 seviyeye kadar yükseldi arkadaşlar. 17 seviyeye kadar yükseldi. Şimdi bunu fullediğimizde maalesef ki komple fullemeyecektir. O yüzden şimdi bizim elimizde bir tane gümüş kart olan Bernardo Silva var. 30 seviye. Şimdi onu DP antrenörü yapacağız. Bakalım çarpanına ne kadar etkileyecek. Evet arkadaşlar, şu anda 30 seviyedeki Bernardo Silva'mızı görüyorsunuz. Gümüş top. Şimdi bunu X'e basıp bunu DP antrenörü yapacağım. Çünkü artık bizim daha... İyi bir kartı var Bernardo Silva'nın. Bu kartı zaten oynatmayacağız. O yüzden 3 kere basıyorum. DP antrenörü yap diyorum. Ve evet diyorum. 30 seviye full durumdaki Bernardo Silva'yı DP antrenörü yaptım şu anda. Bakın şimdi ne fark edecek. Geri geliyorum tekrardan. Ve DP antrenör kısmına tekrardan geliyorum. Buradan bizim seviye 1'deki Bernardo Silva'mıza diğer Bernardo Silva'yı da basarak... Komple bakalım ne kadar bir çarpan elde edeceğiz. Bunu birlikte göreceğiz. Evet, Bernardo Silva'nın üzerine geldik. Şu an seviye 1'de toplamda maksimum 28 seviyeye kadar çıkıyor. DP antrenörü diyoruz. Ve bütün oyuncuları tek tek buradan seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum.
Tek tek yandaki seviyede artıyor. Bakalım fullenecek mi? Full Bernardo Silva'yı da basıyoruz. Muhakkak fullenmesi için bir şeyler olması gerekiyor. Yavaş yavaş geliyoruz. Ve evet. 11.232 görünüyor bakın Bernardo Silva. Basıyoruz. Toplamda 19 seviye. Yükselir diye tahmin ediyoruz. İnşallah yükselir. Ama ciddi anlamda 19 seviye çok zor. Bence şöyle yapmamız gerekiyor. 2-3 yani bir 5 tane daha oyuncu katmamız gerekiyor içine. Evet, 6 tane daha oyuncu seçtim arkadaşlar. DP antrenörü yaptım ve artık basma zamanı. Haydi bismillah diyoruz. Bernardo Silva'nın üzerine geliyoruz ve hepsini tek tek basacağız. Artık ne olur bilmiyorum ama bir şeyler olsun lütfen, yani fullensin Konami. En azından o kadar oyuncuya, bunların bu arada çoğu da yetenek harfisinden gelen oyuncu. Yani çok abartmayın gözünüzde. Yani bütün en iyi oyuncuları bastığımızı falan düşünmeyin. Yani çok aman aman öyle iş yapacak oyuncular da yok aralarında. Tek tek şu anda basıyoruz. Arada kaçırdıklarımız da olmasın. Basacağız artık. Verirse vermezse ne olur bilmiyoruz. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Ve bakalım neler olacak. Hadi art, artabilirsin. 22. Ya full adamı bastık, ona rağmen 23'te kaldı arkadaşlar. Yani hakikaten 23'te kaldı, yapacak bir şey yok. 23 seviyede kaldı. Toplamda kaç seviye olacak? 28, daha 5 seviyesi kaldı. Olacak iş değil. Yapacak bir şey yok, fulleyemedik. Fullediğimiz bir videoda görüşmek üzere diyeceğim sizlere. Ama yani hakikaten yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kadar eksik kalmaması gerekiyordu. Yani o kadar sarı top, o kadar şey, yine fullenmedi. 23, daha 5 seviye var ve bu adam hakikaten can yakacak bizim. Yani şu andaki güçleri bu şekilde 23 seviyeye kadar yükselttik. Bu arada Cengiz Ünder'in de fullünü görmek istemiştiniz. Onu fullledik arkadaşlar. Cengiz Ünder'i hemen şimdi de buradan kontrol edeceğim. Size bazı oyuncuların fullerini görmek istiyorsunuz. Cengiz Ünder'in de göstereyim. O da full bir şekilde bizde duruyor. İşte burada arkadaşlar. Cengiz Ünder ayrıntıları da kontrol edelim. Bu arada Merih'i de, Merih Demiral'ı da yapacağız ama onun biraz böyle hormonlusunun gelmesini bekliyoruz. Normalde gümüş top çünkü. Bir işe yaramayacaktır. Onun da hormonlusu geldiğinde şu an Cengiz Ünder'i görüyorsunuz. Hızlanması 99. Hızı 95. Top sürmesi 92, sıkı top tutması 87, şut gücü 90. Gerçekten top sürerek adam geçmesi de 2 yıldız. Ve çift vuruş benim çok fazla beğendiğim çalımlardan biridir. Ayak çalımı ve dönüş, yani bu bildiğimiz kare X. Bunları da çok iyi yapabilen bir oyuncu. Bitiriciliği de 87. Yani bu oyuncuları geliştirmek çok kolay değil maalesef ki. İnşallah Cengiz'in yanı sıra Merih'i de fullleyeceğiz. Onun dışında merak ettiğiniz hızlı oyuncular varsa, şu an başka Türk oyuncu sanırım ki yok. Ama tabii ki de mesela Felix de çok fazla kolay değil bunu yapmak. Şu Felix'e de bir bakalım hemen. Bu da mesela kontrol ettiğimizde 48 seviyeye kadar çıkıyor ve şu anda aslında Cengiz'den çok da iyi olmuyormuş ya. Hızlanması, şut gücü, bitiriciliği falan, fiziksel teması kötü. Baktığımızda bu da bu şekilde bir oyuncu. Kadromuzda çok fazla oyuncu var. Tabii ki de Delight, Kamara, Koulibaly, Varan. Bir de Pogba'dan çok bahsettiniz. Pogba'yı fullememi istediniz ama açık söyleyeyim, şu anda Barrios, Ndombele, Havertz gibi oyuncuların yanında hani ciddi anlamda yani onlara sıra gelmez. Pogba'ya sıra gelmez. İsterseniz şuradan güçlerini bir kontrol edelim. Ndombele'nin şu anda görüyorsunuz güçlerini. Ciddi anlamda çok çok iyi ve DOS oynuyor. Göbek orta sahada oynayabiliyor ve 90 hızında çok çok iyi bence. Havertz'i zaten yeni daha aldık, fulledik. Hızı 98, hızlanması 91, bir orta saha oyuncusu için çok çok iyi. Ben DOS oynatıyorum ama birçok yerde oynayabiliyor. Göbek orta saha ve OOS'de en iyi oynadığı yerler. Onun dışında Barrios oyunun kesinlikle en iyi DOS adamlarından biri. Kontrol ettiğimizde dayanıklılığı 97, hızlanması 87, hızı 90, kafası 87,
olarak görünüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun dışında Varanlar, Kolibaliler full. Gnabry'yi yakın sürede fullledik. Zaten videosunu atmıştım sizlere. Gnabry de full olduğunda sıkı top tutması 95, hızlanması 99, hızı 96, dengesi 95 oluyor. Bilginiz olsun. Donnarumma son dönemlerde çok fazla oynattığım bir kaleci ve çok çok işe yarıyor. Bence Donnarumma'yı da tavsiye ederim sizlere. Tabii ki bizdeki fullü, yani full yapmak kolay değil Donnarumma'yı da, ama full yaparsanız kesinlikle iş yapıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup konuşalım. Neyse bitireyim videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.